Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, ben Sıla. Bu videoda yabancıların çok şaşırdığı ama bizim için son derece sıradan bazı davranışlarımızı ve alışkanlıklarımızı derledik. Yabancıların en şaşırtıcı bulduğu davranışlarımızdan biri yolculuğa çıkanların arkasından su dökmemiz. Bu eski geleneğin amacı yola çıkan insanların sağ salim gidecekleri yere ulaşmalarını dilemek. Ancak buna şahit olan pek çok yabancı tabii ki ne yaptığımıza pek anlam veremiyor. Diğer ülkelerden insanların dikkatini çeken diğer bir davranışımızsa özellikle kadınların el çantalarını yere koymaktan kaçınması. Doğru duydunuz. Türk kadınları genellikle çantalarını zemine koymak yerine kucaklarında tutmayı ya da yüksek bir yere bırakmayı tercih ediyor. Bunun nedenlerinden biri çanta yere konulursa içindeki paranın bereketinin kaçacağına inanmamız. Bir diğer neden de çantanın kirlenmesini önlemek. Diğer ülkelerde çantanın nerede durduğuna kimse pek aldırış etmediği için haliyle onlar için şaşırtıcı oluyor. Ekmeğe duyduğumuz sevgi ve saygı da dikkat çeken diğer bir özelliğimiz. Neredeyse hepimiz ekmeği yerde bırakmak ya da diğer şeyler gibi atmaktan kaçınıyoruz. Hatta yerde ekmek bulursak onu alıp önce öpüp başımıza koyuyoruz, sonra da yüksek bir yere kaldırıyoruz. Yabancıların böyle bir hassasiyetleri olmadığı için ekmeğe olan bu bakışımıza da çok şaşırıyorlar. Limon kolonyasına olan düşkünlüğümüz de dikkat çeken alışkanlıklarımızdan biri. Limon kolonyasını evlerde, lokantalarda, takside, otobüs yolculuklarında her yerde kullanıyoruz. Misafirlerimize mutlaka sunuyoruz. Ayrıca birileri fenalaştığında onu kendine getirmek için de başvuruyoruz. Limon kolonyasını bizim kadar seven ve kullanan başka bir ülke daha olmadığı için doğal olarak yabancılar bunu da çok ilginç buluyor. Yabancılara çok dikkat çekici gelen diğer bir alışkanlığımızsa çok fazla çay içiyor olmamız. Türkiye hakkında hazırlanan pek çok gezi rehberinde bu duruma özellikle dikkat çekiliyor. Hatta bu rehberlerde biri size çay ikram ederse kesinlikle içmelisiniz, reddetmeniz kabalık olur diye uyarılar var. Kötü bir şey olduğunda ünlem olarak tüh dememiz ya da tükürüyormuş gibi yapmamız da garipsedikleri davranışlarımızdan biri. Yeri gelmişken söyleyelim, dünyada bir şeye üzüldüğü için tükürüyormuş gibi yapan bizden başka bir kültür yok. Çok beğendiğimiz bir durumu ya da kişiye maşallahla birlikte tütütütü dememiz de yabancıların akıllarını almayacağı derecede farklı bir alışkanlığımız. Misafirperverliğimiz de en beğenilen ve bazen sempatik bir şekilde garipsenen huylarımızdan biri. Evimize gelen misafir ziyaretini kısa tutarsa bundan alınıyoruz. Hatta gerekirse biraz daha oturmaları için ısrar ediyoruz. Pek çok yabancı bunu hem komik hem de çok sevimli buluyor. Büyüklerimizin ve yaşlılarımızın elini öpmemiz de yabancılara en tuhaf gelen özelliklerimizden biri. Toplumsal hayatta yaşlılara gösterdiğimiz büyük saygıyı anlamakta zorlanıyorlar. Konuşurken birbirimize çok yakın durmamızı da garipsiyorlar. Özellikle batılılar tanımadıkları insanlarla konuşurken belirli bir mesafe bırakmaya özen gösteriyorlar. Bizse bu mesafeyi neredeyse tamamen aradan kaldırıyoruz. Tabii ki evlerimize girerken ayakkabılarımızı kapının dışında çıkarmamız da onlar için alışılmamış bir durum. Gerçi artık eskisi kadar garipsemiyorlar. Çünkü pek çok batılı daha hijyenik olduğu için doğu kültürüne özgü bu alışkanlığı benimsemiş durumda.